Tam olarak bir modayı değiştirdim. Ne yapıyorsun? Mac 3000'i tıkladı. Şurada welcome USB yazısı gelecek kesinlikle. Bunu göreceğiz. Bunu görüyorsak aktif demektir zaten. Bunu görmüyorsak testlik var, tezler çalışmayacak demektir. Welcome USB yazısı gelecek. Evet. Tamam. Resetli bir şekilde açılıyor program. Yani bu şekildeki hareket etmez hiçbir şekilde. Tamam. Reset'i tekrar tıklıyoruz. Ondan sonra tezler hareket etmeye başlıyor. Yani sağ, sol tuşta ileri, geri ve pagelup tuşuyla yukarı aşağıya yapabiliyoruz. Sağ, sol. Normalde klavyeyi şöyle koyduğu zaman aynı. Sağ, sağ, sol, sola, peki, ileri, geri, geri, geri. Peki bunu biz mi ayırıyoruz yoksa hazır ayarlama geliyor mu? Neyi? Bu tuşları. İstersen tam tersini de yapabilirsin. Yani... O sana kalmış bir şey. Bu tamam, şu anda freze mantığı. Yani frezelik aynı x, x, x artı mantığıyla gidiyor şu anda. Target down ve target up'la da zeti yukarı aşağı iniyor. Aynen, yukarı aşağı iniyor. Tamam. Daha sonrasında şöyle fark edelim ki işte indirdik. Orada bir parçamız var. Bilgisayar ne var buradan istesen? Bu parçayı mesela şuraya koy abi şöyle. Aynen. Ortaya ver. Oraya kadar gelmez. Böyle inebilirim. Sen maşallah var abi, teknolojide hiç geri kalmamışsın. Bu ekranı kaydetsin, bunu buraya kaydetsin. Hiç uğraşma bence ayrı ayrı ya. Şunu şöyle çevirin. Buradan zaten... Ekranı görmez ki. Dursun bence. O şimdilik şey istersen elini al, hem buraya hem oraya göster. Zaten tek yapacağımız şey bu parçası ve takım oyunu. Diğer türlü hep yine buradan çalışacağız yani. Tamam. Ayrı ayrı olmasın yani bence. Boşu boşuna. Bir şimdilik alabiliriz. Şimdi biz ne yapacağız? Parça sıfır mı yapacağız? Evet. Tamam. Kayıttayım ben, devam edelim. İstersen kamerayı bana ver, sen izle. İstersen kamerayı çekeceğim diye sen izleyemezsin. Ben buradan izlerim. Kayıt ederken buradan izlerim. Tamam. Elimde zaten. Şimdi tezgahı şöyle bir yanaştırıyoruz. Bu kadar mı yanında? Evet. Tamam. Farz edelim ki şu an şuraya değil. Tamam, bir miktar yukarı kalk o zaman. Ne? Bir miktar sana yukarı kalk. Tamam. Değdiğini varsayalım. Buraya değdiğini varsayalım. X sıfırladık, buraya bakalım şöyle. Şimdi buradan... Bizden X sıfıra dokunduk, X sıfırladı. X'e nereden dokundun? X'in üzerine. Ha, tıkladım, oradan dokundun, sıfırladın. Tamam. Sonra işte karşı tarafına geldim atıyorum yine işte. Merkezini bulacağız ya. Tamam. İşte atıyorum 90 geliyor şu anda burası. Evet. Yarısına geldik işte 90'ın yarısı 45. Buraya ben 50 değeri 45 yazıp da geri getirebiliyor muyum? Hiç denemedim. Bu şekilde oluyor. Tamam. X0 dedim. Merkezimizi Y'de de aynı şekilde. Y'de de aynı şeyleri yaptığımızı varsayıyorum şu anda. Tamam. Sonra gelip Y'yi sıfırladım. Tamam. Direkt sıfırlandı Y. Y'yi sıfırladım. X'i sıfır. Z'i de burası sıfır kabul ediyorum. Tamam. Bunun değerleri nereye attı? Aynı bir fanuk tezgah gibi düşünürsek. Offset sayfası var. Evet. Offset sayfasının içerisinde Savoy Offset var. Hemen burada. Savoy Offset'e tıktan sonra G54, G55, G56, G57 tamamen aynı. Evet. Bir işlem merkezi de burada X, Y, Z sıfırlarını gördüğün gibi buraya attı. Evet, kendisi oraya yazdı. Buraya yazdı. Tamam. Ondan sonra program atıp çalıştı. Takım boylarında da aynı şekilde işte takım değiştirilen olanları var. Sen sadece biri olduğu için burayla bir işin yok.
X, Y, Z 0 olduğu için bu şekilde. Daha sonrasında spindle'ı çalıştırmak için buradan spindle CV5 yazısı var. Tıkladığımız zaman devreye girer. Bu şekilde. Veyahut da işte bir işlem merkezindeki olduğu gibi MDI mod var ya. Evet. Onun gibi buradan mesela direkten M3S işte 10.000 dedim. Aynı şekilde. Enter'a bastım. Enter'ladım. Direkt çalışıyor. Veyahut da işte X 14 dedim. Şu an gidiyor. Çok yavaş değil. Çünkü şey ilerleme hızı vermedi. Evet. Çok yavaş gidiyor. Tamam. O zaman burada aşırı bir tıkla. Takıyorsun şuraya. Tamam. Burada önemli olan dediğim gibi kenarlara çarptırmamak tezgahı. Köşelere. Tamam. Vurdurmamak. Hepsi bu. Z0'ında aynı şekilde geliyorsun. Z0 dediğim zaman bu şekilde. Tamam. Buradan devir. Buradan ilerleme. Feed right ve boştaki hızlı. Yani G0, G1 hani tezat dediği evet. Olanımız var ya. Evet. Bu şekilde arttırabiliyoruz. Tamam. Daha sonra işte opsiyonel stop gibi tezahlarda olan aynı şekilde hepsi M1 gibi. M1'de zaman sigil blok. Tabii hepsi de aynı şekilde görüyor. Burada başka yine stop işte şey olarak durdurabiliyorsun. Çalışırken yani durduruyorsun. Biraz sonra sanki saplarından basıp tekrar geliyor. Tekrar devam ediyor. Tamam. Aynı şekilde. Fit hold, fit hold. O ne? Fit hold. Neyi bilmiyorum işte. Ne dedim anasın diye. Bence tamam. Ne olabilir? Hani bu sekmede olduğu için büyük ihtimal opsiyonu stop'un diye bilmiyorum. Neyse tamam. Kullanmadım. Sonra. MDI şey olduğu gibi yani işte buradan MDI'den yazıp da G0, G90 işte belirli bir yere gelip veyahut da devir verip yere. Bunların hiçbiri kullanılmıyor zaten. Var mı? Hani bir işe yaramıyor. Bu sayfayı da hiç kullanmadım. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece buradan işte hostes sayfandan home switchlerini bağladıktan sonra belirli bir kalıplarda işin olduğu zaman mesela birini buraya bağladın, G54'e aldın, birini oraya bağladın, G55'e aldın. Home switchlerini bağlı. G54, G55'e mesela tezgahı kapattın, açtın. Veyahut da başka bir iş yaptın şurada. Şu değerleri yazdıktan sonra tekrar buraya yazdığın zaman zaten home switch'e gittiği zaman teyze kaydediyor. Yani tekrar bu değerleri yazdığın zaman şaşmıyor teyze. Gelip burada o işi yapıp orada o işi yapabiliyor. Tekrar parçasını da takım buraya almıyorsun sen. Uğraşmıyorsun. Parçasını da sayfası var. Bunların çok çok fazla özellikleri var. Hani otomatik takım ölçme falan var. Bağlanıyor. Yani 15-20 lira bir şey. Ama hiç kullanmadım. Gördüm kullananları. Biz spindle'in oraya bir kablo çekiyor karta. Buradan aynı şekilde bak, parça, otomatik parça ölçme probları falan var bunların. Hepsi bağlanabiliyor bunlara. Takım boyu da küçük bir aparat hareketiyle dokunuyor, dıt dıt, takım boyunu kendi atıyor. Çok iyi. Böyle bir şey var. Bunlar onlar için tamamen. Burası tezgah kalibrasyon ayarları. Bura biraz detaylı. Yani hiç işimiz olmuyor burayla. Burayla sadece şurayla işin oluyor, anlatmam gereken bir yer. Şurada step, set steps per unit var. Reset tuşunun üstünde. Tezgah kalibrasyon ayarları. Yani oldu ki bir şaşma yaptı. 40 mm, 40 mm parça işlediysen X'te 37 geliyor. Ne yaparsan yap. Kalibrasyonu şaşmıştır tezgahın. Tezgah kalibrasyon ayarlarını buradan yapabiliyoruz. X diyoruz. Okey diyoruz. X ekseninde diyor ki kaç milim gideceksin? Evet. Yani sen şu anki buradan şurayla şurayı ölçtün mesela. Kaç geliyor? 110 mm geliyor. Evet. Ben diyorum ki işte şu an bir 10 mm git. 10 mm gitmez sonra o 110 mm 120 mm olacak değil mi? Ölçeceğim evet. Mesela tekrar. 10 mm git dedim. Şu an gidiyor ama tezgahın ilerleme açık değil. Evet.
Şöyle söyleyeyim. Evet, step motor 1.8 derece ya. Bunun bir turda attığı adım bellidir mesela. Bunlar hep standart. Şimdi şurayı anlatayım ben sana. Şuradan. Konfig menüsüne geliyoruz. Bunları şöyle olarak anlatayım da, bunları kesinlikle kurcalamıyoruz yani hiçbir şekilde. Çünkü her şey standart. Burada X, Y, Z pin ayarları ve din ayarları. Karttan işte motora giderken kaç numaralı şeyler. Hepsi buraya yazıyor. 2, 3, 4, 5'te. Spindle'ın kablosu kaçta? 8'de. Bu şekilde burada tanıtmalar var. Bunlar da aynı şekilde işte X, X artık home olduğu zaman normalde bunların olması lazım. İşte port diyor. İşte kaçıncı yer çıktın? Pin numaran diyor. Bak gördün mü abi? Mesela orada bir sürü boş yer vardı ya. 7, 8, 9'da sen home switchlerini bağladın. Buraya gelip 7, 8, 9 diye yazman lazım. X on, Y on, Z on yazıyor ya mesela. Hı hı. Ondan sonra bunları aktif etmen gerekiyor. Bak bunlar aktif değil şu anda. İyi ondan sonra buralarda bir işimiz yok zaten hiçbir şekilde. Yine de anlatılır. Motor tuning ayarları var. Burası önemli. Bazen de işin olabilir burada. Yine oynamadı. Şu 320 step 1 ayarlamak 320 kesinlikle standart. Yani denemiş, tecrübe edilmiş bir şey. Kalibrasyon ayarının bozulma gibi bir imkanı yok senin bu tezgahta. Çünkü motorun bir turda attığı adım sayısı belli. O yüzden 320'ye tekabül ediyor. Yani burası senin bozdursa veyahut da bak şu tekrar yükledin, ayarların kayboldu bir şey olduğu zaman tekrar 320 yazman yeterli. Şu anda 11'im dediğin zaman 11'im gidiyor zaten. Burada şu tezgahın boşluk hızı. Boştaki hızı. Onu artırabiliyoruz mu? Şöyle şimdi. Çok çok hızlı oluyor. Tabii çok çok hızlı olduğu zaman sesini de hassasiyette ve kaybolma oluyor. Evet. O şekilde çalışamaz. En ufak bir kasıntı olsa zaten tezgahta bunlar da hemen belli eder. Step motorlar tıkım olur mesela. Bu hızları genelde kaldırmaz tezgahta. Bu da yeğenin milleri çok kalın kullandığı için biraz onu hızlandırıyor. Bu hızlarda çalışmanın bir anlamı yok. Senin ayarın 2200. Yeri de aynı şekilde 2200. Yani ne kadar hassas iş yapacaksan buraya kadar yavaşlatacaksın. 2200 demek zaten senin fidelitik 2200 demek. Evet. Bir işlem yaparken 2200 de burada işlem yapmazsın ki zaten. Ne işim var 2200 de. Evet. Sadece boştaki hızın var ya. Şun yavaş olur. Ama sen bunu talaş olarak bir şey ilerleyip düşünsene bu hızla. Ama sen buna kaç F veriyorsun mesela ilerleme işlem yaparken? 1500. Şeyin bak şu hiçbir şey yok ya bak şu kadar kolay basit program yani. Yani bilinmesi gereken tek şey senin yani makinede yapman gereken tek şey baştan alalım. Güzel. Bak şu açtık. Bu yazıyı görüyoruz. Resetledik. Yapacağımız işin yerine geldik mesela ortasını bulduk. X 0, Y 0. Takım boyadı. Z 0. Bundan sonra program yüklemeyi göstereceğim şimdi şu anda. Masa üstüne bir G-code attık ya. G-code yükle dedim. Masa üstüne geldim. Çelik deneme dedim senin o malzeme. Aç dedim. Sağ tarafında simülasyonunu gösteriyor. Sol tarafında da programı aldı. Eğer programda yanlış bir şey varsa şunun gibi. Hemen şuraya saçma bir şey yazayım.
Y555'de mesela zaten okumuyorlar ama orada yerde kalıyor. Bak gördüğün gibi Y555 satında kalıyor, saat arabasının desenini artmıyor. Zaten sildik. Hayır. Gördüğünüz gibi saat arabasının desenini açıyor. Büyütebiliyoruz buradan. Program zaten start diyorsun, direkt teyze çalışmaya başlıyor bu şekilde. Ondan sonra G-Code'u sil. Yani sen buradan siliyor. G-Code üzerine dediğim zaman işte az önceki şey. Buradan sadece G-Code'u yükle, masaüstü, NC kodunda, NC olarak kaydediyorsun. Kaydediyorsun. Noktet testten okumuyor mu? Okuyor, onu da okuyor. Burada yani. Noktet testten sesini, NC olarak. Bir tane çalıştırır mı? Çalıştırır. Yukarıda çalıştırır. Bastığınız zaman da el çarkını açıyor. El çarkıyla ne yapıyor mesela? Buradan hızını kısabiliyorsun. Takı boya alırken mesela çok hızlı oluyor ya gideceğin zaman. Mesela buradan kısıyoruz. Tamam. Kısıyor. Buradan G ve Ü açıyor, G kısıyor. Kısa yollar. Ü'ye basıp tutuyorum. Direkt açıyor. Ü'yü artırıyor. Evet. G ise kısıyor. Kısa yollar. Yumuşak G. Tabii. Tamam. Buradan aynı şekilde eksenle hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde. Tab'dan tekrar kapatıyoruz. Direkt elden de yazabilirsin mesela bu kodu. Aynı şekilde algılıyorum diye. Buradan değerleri görüyorsun zaten. Aynı şekilde simülasyonları gösteriyor. Aynı anda hareket ediyor mesela. Oralara falan hiç kesinlikle yansıtmıyor bahsettik senin etrafında. Hiç yansıtma falan yapmıyor yani çalışırken. Yansıtmaları değil. Yani herhangi bir oralarda hiç stresin bir şey, herhangi bir şey yok yani. Tek şey tablan hep dediğim gibi tablan üstüne yine bak şu an hiçbir şey yok bakayım tabloya ama bir polimet veya da bir kestanet gibi malzeme kestiysen çok çok sağlıklı olur senin için yani kestiğin malzemeleri.
şey şey yok. Bayağı bayağı güçlü. İmkanı yok yani. Tamam. Başka? Ben bir sıra verme değerini atlayayım. Güzel bir şey. Ben güzel bir şey.